aralığın, yani geçen sene aralığın son dönemlerine doğru konuldu. Kulak ağrısı ve kulak ağrısı ve burun tıkanıklığından dolayı gittim. Hastanede ilk başta damlalar verdiler. Kullandım ama etki etmedi. Sonra bir kez daha gittiğimizde kanser olduğumu öğrendim. Önce lenfomadan şüphelendiler. Ama sonra 2-3 tane daha biyopsi yaparak yutak kanseri olduğumu öğrendim. Sonrasında hastaneye bir yatışım oldu. Ocağın 19'u ya da 20'sinde yatışım oldu. 120 gün neredeyse aralıksız yattım. Aralarda çıkma oldu ama ağız yaraları vesaire beni engelledi daha çok diyeyim. Yemek yemedim bir süre boyunca ama bu süreçte beni LÖSEV'den, yani LÖSEV'in görevlileri diyeyim ben daha çok, çok desteklediler. Çok güzel bir şey böyle bir şey olması, kampanya olması, yani kampanya diyorum artık. Onun dışında mutluyum ya, güzel. Yani böyle bir şeyin içinde dahil olmak çok güzel. Hastanede 2 yıl sürecim vardı ve bunu bitirdikten sonra doktorlarım beni eve yolladı ve şu an sadece kontrole gidip geliyorum. LÖSEV benim için çok şey yaptı aslında. Beni Bodrum'a tatile gönderiyorlar. Hediyeler yolluyorlar bana özel günlerde. Anıtkabir'e ben atamın huzuruna ilk defa LÖSEV sayesinde gittim. Ve böyle çok şey yapıyorlar. Sevgi, yardımlaşma, düşünce falan böyle çok aşılıyorlar. Gerçekten güzel bir kurum. Ben LÖSEV'i ayrı bir seviyorum zaten. Arkadaşlarım sen LÖSEV demişsin falan diyor. Ben de evet diyorum. Ve gerçekten LÖSEV gerçekten çok güzel bir kurum. Ben onu çok seviyorum. Ray Çulhaoğlu'nun annesiyim. Bizim tedavimiz, benim kız 8 yaşındayken başladı. AML emiş tedavisi gördük. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Bu süreçte biz neyin ne olduğunu, nasıl bir yola girdiğimizi inanın bilmeden, gerçekten LÖSEV çok güzel destekledi, arkamızdaydı. Her konuda arkamızdaydı, maddi manevi. Kızımın her zaman arkasındalardı, ailelerin de öyle. LÖSEV'in bize katkısı, hala üzerimizden ellerini çekmiş değiller. Her zaman arayıp soruyorlar, arkamızda duruyorlar. Gerek yardımlarıyla, gerek manevi destekleriyle. İyi ki LÖSEV var diyorum, arkamızda diyorum. Bu kampanya gerçekten çok önemli. Yani bu süreçte bizim çocuklarımız için çok önemli. Çünkü taze et yemeleri gerekiyor doğal olarak. Değerleri çok düştüğü için tabii artık herkesin hani maddi anlamda karşılayamadığı zamanlar oluyor ama LÖSEV sayesinde biz bu zorlu süreci gerçekten, yani çocuklarımıza çok iyi bakarak atlatmaya çalışıyoruz. Sadece et konusunda değil, yani bayramlarda, özel günlerde, yani her zaman yanımızda, her zaman bize destekçi. Yani onu hissettirebiliyor bize. O yüzden LÖSEV'i, üstün ezeri, herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün Denizli'deyiz. Buradaki en temel amacımız Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e yapılan vekaleten Kurban Bayramı bağışlarıyla olan bir yıllık toplam desteklerimizden bir parçası olan mutlu et dağıtımlarımızı burada bugün yapıyoruz. Yaklaşık 100 ailemizin katılımıyla dağıtımımız gerçekleşti. Hala daha devam ediyor. Hastalarımız kemoterapi süreçleri boyunca çok aslında yan etkilere maruz kalıyorlar ilaçların etkisiyle. Bizler de protein destekli tedavilerine destek olmak amacıyla aslında et yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ve bu yardımlarımızı bir yıl boyunca 81 ilimizde yapıyoruz. Bugün de Denizli ayağındayız. Bu şekilde yıl boyunca yine de yardımlarımıza devam ediyor olacak. Ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çok geçmiş olsun. Hoşçakalın. İyi yer çekip.